Ekstra enerji. Hakan, seninle şöyle bir geçmişe gidelim mi? Eski programımızda neler konuşmuşuz? Çok sanıyorum senin de ilk talk show'un muydu? Yani evet, öyle bir şeydi değil mi? İlkti, evet. Bir bakalım. Ah gözlerin, ah gözlerin, beni benden çalan seslerin ardından. Şu an nerede çalışıyorum? Ders mi çalışıyorsun? Üniversite yazılanıyorum. Üniversite. Hangi? Mimar Sinan istiyorum. Mimar Sinan grafik, istiyorsun. Grafik, reklamcı olmak istiyorum. Bir yılbaşında yani. Cem evini sunmuştu. Yine ilk talk show'um yine Cem Özer'miş. Ben acayip uğursuz gelirim. Kimse tanımıyordur o yüzden. Yok, tam tersini söyleyeceğim. Çok uğurlu geldi. Ben ilk haftada yollarda yürüyemedim. Yani. Kalbime akar. Ben Boy George'un hoşlanmadığını belirttim. Ona benzemediğimi de savundum. Çünkü bir tek gözüm benziyor diye. Yani Boy George diye. Ama kulakların da hafif evet, biraz Michael Caine. Hafif. Olamam ben sensiz, yapamam sensiz. Her filme giderim hemen hemen. Belki de küçükken hep aktör olmak istediğim içindir, bilmiyorum. Kitap okuyorum. Son zamanlarda Urmumcu'ya takmış durumdayım. Onu sürekli okuyorum. Asla, asla vazgeçemem senden asla. Olamam ben sensiz. Bütün kızları çok seviyorum diyorum, ne bileyim. Ben onun gibi şeyler. Hepsi benim diyorum. Ben bunu ilk duyduğumda kıl olmuştum sana abi. En baştan eleştiri alacağımı biliyordum. Şimdi birçok gazetelerde köşe yazarları bile bunu konu ediyorlar. Sağ olsunlar, reklamını yapıyorlar. Ben yine gelken de dön bir bak haline, aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi. Küçük hatıralarımız var. Evet. Çok hoş oluyor çünkü bizim programda sanıyorum en çok söylenen şarkılardan biri Asla Vazgeçmem. Yani gerek bizim programımızın solistleri, gerek katılan konuk şarkıcılar genellikle Asla Vazgeçmem'i söyledi. Asla vazgeçilemiyor bu şarkılar. Sanıyorum klasikler arasına girdi bu şarkı. İnşallah. Yani çok duygulandırıcı bir şey tabii bu. Güzel bir şey bu. Peki film teklifi aldın. Oyunculuğu denemeyi düşünüyor musun yani? Ciddi yapacak mısın? Çok ciddiyim bu konuda. Çok ciddiyim. Çok seviyorum. Yani yeterli görüyor musun kendini? Çok yetenekli buluyorum kendimi. Yeterli miyim, değil miyim bilmiyorum ama bunu sette göreceğiz. Zaten yeterli değilsem de herhalde vazgeçmek zorunda kalacağım. Ama peki bu kasetin daha öncekinden senin için temel farkı ne? Ben çünkü dinlediğim en temel farkı farklı bir kaset. Çok önemli bir fark çok var. Çok değişik bir yelpazesi var kasetin. İlk kasette imkanların kısıtlığından dolayı yabancı şarkıların Türkçe adaptesi söz konusuydu. Bu kasette her şey bizim. Sözler, besteler bizim. Güzel. Kendi emeğimiz. Ve de müzikal değeri olan bir kaset diye düşünüyorum artık. Bir de vokalin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Daha teknik. Kaliteli ama uçuk değil. Bana dört kelimelik bir cümleyle Tarkan'ı anlat desem, Tarkan hakkında neler düşünüyorsun sen mesela? Eyvallah. Beş de olur, hadi çıkalım, altıya çıkalım, bir cümle haline getirelim. Of, düşünmek lazım mı biraz canım? Biraz düşüneyim mi? Peki sen bunu biraz düşün, biz yakınların Tarkan'ı nasıl tarif ediyorlar, Tarkan hakkında ne düşünüyorlar, onlara bakalım bu arada, sen düşün. Tarkan'ın ilk günden beri kendinden emin, rahat, çok heyecanlansa bile hiç belli etmeyen bir insan.
Fakat kaset sattıkça artık yolda falan yürüyemez olduk. Artık her gün değişik şeyler yaşanmaya başlandı. Mümkün olduğu kadar tanınmamak için gözlük takıyor, şapka takıyor ama insanlar artık onun arkasından bile tanımaya başladılar. Free dergisinde çalışıyordum ve bir arkadaşım Tarkan'ın kasetini getirdiği zaman önce hepimiz dikkate almadık. Yani yeni bir sanatçı çıkmıştı sonuçta. Ama ve iki ay boyunca ben pek ciddiye almadım açıkçası Tarkan'ı. Çünkü televizyonda görmedim ve kaseti dinlemedim. Ben Tarkan'ın bir sanatçı olarak sahne performansının çok üstün olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bence çok az sanatçı sahneye bu kadar hakim, seyirciyle ilişkisi bu kadar üstün. Bunun dışında bir kere bile detone olduğunu duymadım. Tarkan'la bir konserle Malatya'ya gitmiştik. Herhalde yaşadığımız tek anı budur. Çünkü konserler ve yaklaşıyor. Konserler ve stüdyo çalışması dışında fazla görüşmüyorduk. Konserden sonra sabahın 5'inde Ebru'yla ikisi, ben bir rolla kalıyordum. Odamıza girdiler üstlerinde çarşaflarla, bizi de aldılar. 4 kişi çarşaflarla bütün oteli gezdik, tanımadığımız bütün kapıları çalıp kaçtık. Sabaha kadar eğlendik böylece. Tarkan'ın en nefret ettiği şeylerden bir tanesi verilen sözün tutulmamasıdır. Bir gün ona bir söz vermiştim, beraber bir yere gidecektik. Ama acil bir işim çıktığı için sözümü tutamadım. Beni almaya geldi konuştuğumuz saatte. Arabaya bindim ve gelemeyeceğimi, beni uygun bir yerde, Levent'te bir yerde bırakmasını söyledim. Bana çok kızdı, bayağı bir tartıştık ve kızmasının tek sebebi de sözümü tutmamamdı. İşte Levent'te ineyim ben dedim ona. Her sene öyle bir yerde bırakacağım ki bugünü hiç unutmayacağız seni dedi. Ve beni çevre yolunda arabadan indirdi. Tarkan çok genç ve çok başarılı. İlk defa çalıştım kendisiyle. Zaten böyle bir şey de istiyordum çünkü bir uzun metraj çalışması olacak inşallah. Ve daha evvelden bir görmek, yani bir çalışmak istiyordum. Böyle kliplerde iyi bir fırsat oldu ikimiz için de. Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler. Yıkıldım yar. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli. Sevenleri, değerlerini bilmeli. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli. Sevenleri, değerlerini bilmeli. Unutmamalı o güzel günleri, anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli. Hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı.